Invincible. Evet arkadaşlar, umarım hayata tutunanlar videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni tuşuna tıklayarak bizi mutlu edebilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz destek olur. Biz hemen geçelim iddiamıza. Yorumlardan birinde arkadaşımız demiş ki Riven'la her türlü vs'ye varım demiş. Ben de okey gel dedim, bakalım vs yapabilecek misin? Dedi yanıma bir de arkadaşımı getireceğim, 2v5 yapacağız. Okey dedim. Riven ve Ezreal ile 2v5 yapacaklar. Hemen şöyle açalım ekranı da. Ben kendimi şu aşağıya alalım. Bakalım 2v5 yapabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Karşılarında Bard, Lee Sin, Karma, Brand ve Orianna var. Gayet tehlikeli bir beşli oldu burada. Yani Bard'ın stunlanmasıyla ulti kombosunu düşünelim şimdi. İyisin, Orianna, Brand üçlüsünün kombosu biraz tehlikeli olabilir. Bakalım nasıl olacak, hep beraber görelim. Arkadaşlar eğer siz de iddialarda yer almak isterseniz yoruma yazın. Yorumlardan seçelim bu arkadaşımızı seçtiğimiz gibi. Çünkü canlı yayın konusunda teknik sıkıntımız var. O yüzden açamıyorum canlı yayın belli bir müddet. O yüzden yorumlardan almak durumunda kalacağız şu anda iddiaları. Yalnız Riven içeri girdi çıktı, güzel bir hasar vurdu. Orianna bayağı saldı, minyondan da yiyor yalnız. Ezreal bayağı canını aldı Orianna'nın. Canı neredeyse %10. Geri çıkmasını söylüyorlar. Lee Sin burada Q'yu tutturdu da girer mi diye düşünüyorum. Yok. Of, Karma da çok sağlam vuruyor. Bak bak, burada çakallık peşinde Lee Sin. Ah, tutturamadı. Tuttursa girerdi o, ha. Çılgın çocuk. Mavi taraf 6 level oldu. Şimdi Riven'la Ezreal'ın ultilerinin kombosu diyecektim. Riven çok hasar aldı. Ölmek üzere. Ezreal ultiyi kullandı. Kule altına girdiler. Bariyer kullandı Riven. Canları çok azaldı kırmızı tarafın. Güzel hasar takası yaptılar yalnız burada mavi taraf. Riven nerede söylüyordu gerçi ama bariyeri kurtardı son anda. Burada işte tek kişi kalan taraf böyle kule altında beklememesi lazım. Ezreal ölmek üzere. Canı çok azaldı. O da kaçtı. 100 canla, 120 canla kaçtı. Aslında burada all in yapabilirlerdi onun kule altına. Ezreal bak yine içeri girdi. Ya E'sini çok fazla rakibe doğru atıyor. Çok güzel bir ulti burada. Orianna'yı öldürdü. Bakalım kalanları avlayabilecekler mi? Ezreal'dan güzel bir ulti gördük burada. Çocuğun gözyaşına laf ettik ama çocuk yürüyor yani. Riven yakalar mı diyecektim. Yok, karma kaçtı. Yani kırmızı taraf da iyi oynuyor şimdiye kadar. Çok fazla riske girmediler. İlk zamanlarda çok kule altı görüyorduk bu VS'lerde ama artık kule altı pek görmüyoruz.
burada bir sinsilik görür müyüz diyecektim. Çok güzel hasar burada ama Ezreal çok yanlış içeriye girdi. Sersem miydi şu anda? Bariyerini kullandı. Brandt'in o üçüncü patlamasıyla Ezreal maalesef öldü. Yani burada çok yanlış girdi yine. Tamam, güzel hasar vurdu ultisiyle yine burada. İyi yakaladı ama orada biraz sıkıntı oldu Ezreal için içeri girmesi. Çünkü Brand gibi bir sıkıntı var. Adam sersemletebiliyor. Onu göz önünde bulundurması lazımdı. İkinci kuleyi de aldılar böylece. Bakalım Riven tek başına ne yapacak? 6 level'da olmak üzere kırmızı taraf. Ne aldı bu arada? Savaş çekici, Merkür'ün adımları, Doran kalkanı aldı. Büyü direncine yatırım yaptı. Biraz AD'yi aldı. Yalnız Brand burada kötü yakalandı. Bart güzel bir ulti kullandı ama kurtarmaya gidecek mi arkadaşını? Hayır. Bari arkadaşını kurtarmaya gitseydi Bart ama gitmedi. Ve Brand oyuna veda ediyor arkadaşlar. Kim kaldı? Hemen bakalım. Karma, Lee Sin ve Bart kaldı. Riven'ın ben alabileceğini düşünüyorum açıkçası hala. Çünkü iki kişiyi aradan çıkarttılar. Üçüncü de, pardon, son üç kişi de Riven level olarak önde olacağı için eşya olarak da önde, Riven alabilir gibime geliyor. Bakalım. Yalnız Riven çok güzel yakaladı Karma'yı burada kule altında. Bitkinlik kullanıldı. Karma'nın %50 canı var neredeyse. Riven'ın candan böyle bir %30'luk dilimi gitmiş durumda. Burada dikkatli olması lazım Riven'ın yalnız. Aynen, o da geri gidiyor. Burada bu kuleyi alabilirler mi diye düşünüyorum. Bu hızla alamazlar. Minyon dalgası bitti zaten. Yalnız kuleyi alırlarsa Riven için çok sıkıntı. Riven geldi ama kuleyi de aldılar. Riven bu arada kazma alıp geldi. Bir de uzun kılıç koydu galiba. Tam bakmadım. Biraz önce hatırlamıyorum. Uzun kılıcı var mıydı yok muydu? Yalnız Karma'ya girdi Riven burada. Sersemletti. Ultisini açtı. Lee Sin de ultisini kullandı. Uzaklaştırdı. Bart burada onu bir... Ooo, çok güzel girdi Riven içeriye. Karma'yı öldürdü. Diğerlerini öldürebilecek mi derken... Lee Sin Riven'ı öldürdü. Ve... Clockwork Orange ile Sihta P kardeşlerimiz iddiasını gerçekleştiremedi. İkisine de çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Siz de arkadaşlar iddialarınızın gerçekleştirilmesini isterseniz yorumlara nickinizi, liginizi ve iddianızı belirten yorum atın. Ona göre daha sonraki videolarda seçmeye çalışalım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız kanala çok sevinirim. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.